Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlediği kursları aralıksız sürdürüyor. Maddi durumdan yani göndermedi. Kızlar okumaz diye. Tuşba Belediyesi tarafından 3 yıldır faaliyet gösteren Kalecik Toplum Yaşam Merkezi'nde açılan birbirinden farklı kurslara katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ablası merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Dikiş nakıştan okuma yazma kursuna, bilgisayardan üniversite hazırlık kurslarına kadar 40 adet kursun yer aldığı merkezde yaklaşık 1000 kursiyer eğitim görüyor. Maddi manevi durumlarından yani ele gidemedik yani ailem işte dedi kızlar okumaz. Kızlar okursa bir yani bir şey sahibi olur, elimize geçmez. Nasıl olsa eli oruna gidecekler yani bunlar atalarımızın meşhur sözleri. Sıfırdan şu anda lise 2'deyim. Çok güzel bir duygu. Herkese de öneririm, herkese de tavsiye ediyorum. Yani okuyamam, yapamam diye öyle bir hiçbir şey yok. Yaparlar. Yeter ki istesinler. Bir topluma gitseler, bir herhangi bir hastaneye, bir işleri olsa kendilerini ifade edecek bir şeyleri olmaz. En azından hani şu anda ben gayet rahatım. Nereye de gidersem gayet çok çok rahatım. Kalecik Toplum Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kadınlarımız kurslara gelerek hem sosyalleşiyor, hem sohbet ediyor, hem de meslek öğreniyorlar ifadelerine yer verdi. Şu el işi, nakış, dikiş, malum orada seyrettiniz. Bunlar hepsi kadınlarımız kendi çocukları için, evlerine katkıda bulunmak için geldikleri zaman çocuklarını da kreşe gönderiyorlar. Kreşimiz de mevcuttu, kreşimiz de orada hizmet veriyor. Biz orada 3 tane sürekli eğitim merkezimiz var, 3 ders sınıfımız. Bu sınıfta öğrencilerimizin kaynak kitaplarını veriyoruz. Deneme sınav kitapları dergilerini veriyoruz. Tabii ki çaylarını sıcak bir yerde. Bunun yanında bir de sınava girdiklerinde, üniversite sınavlarına girdikleri zaman da sınav ücretlerini veriyoruz. Diğer kurslarımızda mesela bu futbol, voleybol, basketbol, kurslarında da öğrencilerimiz yazın açık alanlarda, kışında kapalı spor salonumuzda öğretmenlerimiz tarafından bunlara kurslar verilmektedir. Evde boş geçiriyorduk. Şu anda en azından ailemize destek oluyoruz. Bir şeyler yapıyoruz, öğreniyoruz. Yani çok güzel bir yerdi. En azından evinize bir katkıda bulunuyorsunuz, tebrik ediyorum.